الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة Sadakallahul Azim. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Vakıa Suresi 1 ve 3. ayet-i kerimelerinde bizlere şöyle buyuruyor. İze vaka'atil vakia, kıyamet koptuğu zaman, leyse li vaka'atihe kezibe, onun koptuğunu yalanlayacak kimse yoktur. Hafidatur rafia, o alçaltıcı ve yükselticidir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Vakıa suresinden önceki Rahman suresinde daha çok rahmet ve cemalinin tecellilerinden bahsetti. Cennet, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve cemalinin en yüksek tecelli yeridir. Bu yüzden iyilik yapanlara verilecek cennetleri, cennetlerdeki sonsuz nimetleri bizlere tasvir etti ve insanları o güzel nimetlere nail olacak güzel amelleri, salih amelleri yapmaya teşvik etti. Gerçekten de sevgili kardeşlerim, gerek Rahman suresinde olsun, gerek başka surelerde olsun, Yüce Rabbimizin cennet nimetlerinden haber vermesi, kimlerin o cennete gireceğini bildirmesi insanda o cennete girecek iyilikleri yapmaya doğru bir eğilim, bir meyil meydana getiriyor. Çünkü o zaten Allah'ın rızasını kazanmak demektir. Allah da lütfuyla insana cennet gibi büyük bir nimeti, hatta daha da fazla nimetleri ihsan ve ikram edecektir sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla cennete girecek amelleri yapmaya insanda bir meyil ve bir eğilim meydana getiriyor. Yüce Rabbimizin cennetten, cennet nimetlerinden, cennete girecek amellerden bahsetmiş olması. Hemen bu surenin sonunda, Vakıa suresinde ise Cenab-ı Hak daha çok celal tecellilerini anlatıyor. İnkarcı, yalancı, inatçı, münafık, müşrik insanlara kıyametin hallerini hatırlatıyor ve insanın, değerli kardeşlerim, tabiri caizse içini ürpertiyor. Nasıl cemal tecellileri, yani cennet nimetlerinden bahsetmesi insanın içerisinde güzelliklere karşı bir meyil meydana getiriyorsa, böyle kıyametten, kıyametin dehşetinden bahsetmesi de o kıyametin sonunda insanın hesap vermesini akla getiriyor, cehennemi akla getiriyor ve insanın içerisinde bir ürperti meydana getiriyor. Bu ürperti de yine insanı kötülüklerden vazgeçmeye, iyilikleri yapmaya teşvik ediyor, sevk ediyor. Her ikisi de insana bu manada katkı sağlıyor sevgili kardeşlerim. Bazı insanlar cennetten bahsedilmesinden dolayı güzel ameller yapıyor. Kim insanlar da cehennem korkusunun zikredilmesinden dolayı bu korkunun tesiriyle iyilik yapmaya başlıyor. Bazı insanlar her ikisinden de etkileniyor. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de her iki hususu da değişik surelerde, bazen aynı surede zikrediyor. İnsanı iyi bir insan yapmaya teşvik etmiş oluyor değerli kardeşlerim. Birinci ayette Yüce Rabbimiz, değerli kardeşlerim, İze vaka'atil vakya buyuruyor. Yani kıyamet hadisesi meydana geldiği zaman demektir bu. Kıyamet sarsıntısı olduğu zaman, kıyamet koptuğu zaman manasına gelmektedir. Bu ayet kıyametin kesinlikle kopacağını beyan ediyor. Hatta kopmuş gibi gösteriyor. Mazi sigası, geçmiş zaman sigasıyla zikrettiğinden dolayı kıyametin adeta kopmuş gibi olduğunu insan hissediyor. O kadar yakın ki kıyamet, o kadar kesin ki bu şekilde bir ifadenin Kur'an'da zikredildiğini görüyoruz. Kıyamet, değerli kardeşlerim, kainatın ölümüdür. Dünyanın ölümüdür. Dünya da kainatın içerisinde bir gezegendir. Dolayısıyla kainat ölecek, vefat edecek. Dünya da vefat edecektir. Ne zaman vefat edecek? Kur'an'ın nuru, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru artık bu dünyada azalmaya başladığında, İnsanların büyük ekseriyetinde bu Allah inancından, Kur'an nurundan uzaklaşmaya
başlama görüldüğü andan itibaren de artık dünyanın var olmasının bir hikmeti kalmayacak ve kıyamet kopacaktır. Ayet bu kıyametin kesin olarak kopacağını bize beyan ediyor. Kıyamet henüz kopmamıştır. Ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopacağını açık bir şekilde beyan ediyor. Bunu birçok insan duyduğu bildiği halde eskiden olduğu gibi bugün de kıyameti yalanlayan birçok insanlar vardır. Ne kıyameti canım? Kıyamet mi koparmış? Kıyamet de neymiş? Dünyanın ölümü mü olurmuş? Dünyada ölür müymüş? Öldükten sonra dünya tekrar yeni bir dünya olarak kurulur muymuş? Ne saçma şeyler bunlar diyen bazı insanlar var. Bakınız Kur'an diyor ki sevgili kardeşlerim ikinci ayette لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَذِبَ Kıyamet kopacak. Kıyamet bir anda koptuğu zaman artık onu yalanlayan olmayacaktır. Demek ki kıyamet kopana kadar kıyameti yalanlayan insanlar mutlaka var olacaktır. Ne zaman bu yalanlama ortadan kalkacak? Kıyamet koptuğu zaman. Kıyamet kopmadan önce kıyametle alay eden kimseler o gün bu dehşetli tabloyu görünce küçük dillerini yutacaklar ve yalanlayıp durdukları kıyametin bir realite olduğunun farkına varacaklardır. Ama elbette ki artık iş işten geçmiş olacaktır. Çünkü kıyametin kopması onlar için bir hesap gününün gelmesi demek. Artık bundan dönüş olmadığına göre aman ben de kendimi düzelteyim, kıyamet kopmuşken tekrar iyi bir insan olayım demeye vakit kalmayacak sevgili kardeşlerim. Bu yüzden kıyamet kopmadan önce insanların kıyameti yalanlamaktan vazgeçmesi, kıyametten sonra meydana gelecek hesap gününü yalanlamaktan vazgeçmesini Yüce Rabbimiz istiyor ki Kur'an'da bu kıyamet sahnelerini bize anlatıyor, bize bildiriyor. Bunlardan ürkütüyor, korkutuyor, kendi rahmetine bizi celbetmek istiyor. Kıyamet koptuktan sonra artık insanlar bu dünya imtihanını kazanıp kazanmadıklarını bizzat görecekler sevgili kardeşler. Ayette ve birçok ayet-i kerimelerde kıyametin de bir anda olacağı beyan edilmekte. Kıyametin kopması bir anda meydana gelecektir. Bu nasıl olacaktır diye insan sorabilir. Değerli kardeşlerim, kıyamet kopmadan önce dünyada Yüce Rabbimizin Hakim ismi çok daha fazla tecelli ediyor. Diğer isimleriyle beraber en fazla Hakim ismi cereyan ediyor. Yani Yüce Rabbimiz her şeyi sebeplerle yaratıyor. Dünyanın yaratılması, dünyanın içindeki varlıkların yaratılması, insanın yaratılması belli bir süre, belli bir zaman alıyor. Çünkü bu bir imtihan dünyası. Her şeyin bir anda yaratıldığı bir anı düşünelim. İnsanın anne karnında oluşmayıp da bir anda taşın içerisinden bir insan olarak Hazreti Salih Aleyhisselam'ın deve mucizesi gibi bir mucizeyle ortaya çıktığını düşünelim. İnsanların birçoğu iradeleri elinden alınmış olarak Allah'a iman etmek zorunda kalırlardı. Bu da elbette ki imtihansızına aykırı bir şey olacaktı. Bu yüzden Cenab-ı Hak bu dünyada her şeyi bir sebeple yaratıyor. Bir zamanla bir efendim belli bir süre içerisinde yaratıyor. Ama artık kıyametin kopma zamanı geldiğinde imtihan dünyası kapanıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin ötesinde Kadir isminin artık tecelli ettiğini görüyoruz. Kadir ismi yani Yüce Rabbimizin her şey gücünün yettiğini ve olmasını istediği bir şeye sadece ol demesinin kafi olduğunu ifade eden bir mana. O Allah kıyametin kopmasını dilediği zaman kop dediği anda kıyamet bir an içerisinde kopacaktır. Artık bunun için bir zaman söz konusu değildir. Çünkü imtihanın zamanı da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Kıyamet koptuğu zaman biz rivayetlerden anlıyoruz ki müminler kıyametin kopma dehşetini hissetmeyecek. Kıyamet müminlerin başına kopmayacak. Kıyamet müşriklerin, münafıkların başına kopacaktır sevgili kardeşlerim. İnkarcıların başına kopacak ve kıyametin dehşetini ilklerine kadar bunlar hissedeceklerdir. Allah bizi efendim imanla kabre giren ve kıyametin dehşetini görmeyen o salih insanlardan eylesin sevgili dostlar. Değerli kardeşlerim, üçüncü olarak ayet-i kerimede hafidatur rafi'a buyurmakta. Yani alçaltan ve yükselten Allah'tır. Bu da Kur'an'ın veciz ifadelerinden bir tanesi sevgili kardeşlerim. Bu ayet Hicr suresindeki fecealne aliyehe sefileh ayetine benziyor. Hicr suresi 74. ayet. Yani anında yurtlarının altını üstüne çevirdik buyuruyor Cenab-ı Hak o ayet-i kerimede.
Bu ayet kıyamet hadisesinin dehşetini anlatıyor. Bir yerin altının üstüne gelmesi çok korkunç bir manzara. İşte hafiyatun rafiyatun ifadesi de alçaltan ve yükselten Allah'tır. Her şeyi alçaltacak o kıyamet gününde ve yükseltecektir. Manası yine kıyametin ne kadar dehşetli olduğunu bir manaya göre bize ifade ediyor. Mesela değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak dağlar gibi yüksek ve sağlam olan yerleri ova gibi dümdüz hale getirecek. Her şeyi tabiri caizse bir hallaç pamuğu gibi arttıracak. Böylece yüksek olan şeyleri alçaltmış olacaktır. Yerdekiler göğe fırlatılacak, göktekiler yere indirilecektir. Yani her şeyin birbirine girdiği bir müthiş kıyamet sahnesi olacak. Bu ayet, değerli kardeşlerim, bunun dışında da birçok manalara geliyor. Bütün sesler alçalacak ve yakın olan da uzak olan da kıyametin sesini duyacaktır. Bir başka ifadeye göre Allah kibirlenen ve böbürlenen insanları o gün alçaltacak, ne kadar küçük olduklarını, hakir olduklarını, boşu boşuna kibirlenip böbürlendiklerini o gün o insanlar anlayacaklar. Aynı zamanda ezilen, hor görülen, zulmedilen insanlar da o gün Allah tarafından yüksek mevkilere çıkartılacaktır. Kıyamet onların sevinç günleri olacaktır. Nitekim değerli kardeşlerim, Ömer İbni Hattab, Allah'ın düşmanları ateşe düşecek, Allah'ın dostları da cennete girdirilecek diye tefsir etmiştir bu ayet. Demek ki cennete girmek, yükseltilmek, cehenneme girmek, o çukurlara düşmek manasında hafidatan rafiya ayetinin manasını bu şekilde ifade ediyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre. Dünyada birileri tarafından el üstünde tutulanlar, kendilerine haksız yere her türlü imkanlar sunulanlar da o gün rezil ve rüsvay olacaklar. Dünyada eziyet gören, hor görülen kimseler o gün Allah tarafından yükseltilecekler. Yine bir başka ifadeye göre değerli kardeşlerim, Allah kafirlere adaletiyle muamele edecektir. Ve onlar bu muameleyle cehenneme gidecekler. Yani Cenab-ı Hak kafirlerin yapmış olduğu kötülük ve günahlarına karşılık hep bir günah yazıyor onların amel defterlerine. Dolayısıyla adaletiyle onlara muamele ediyor. Dolayısıyla bu adaletin terazisiyle tartıldığı zaman tam hak ederek onlar cehennemin içerisine düşecekler. Allah onları alçaltacaktır. Ama müminlere fazlıyla Yüce Rabbimiz muamele edecek. Bu ne demektir? Müminlerin yapmış olduğu her bir iyiliğe, her bir hayra en az 10 karşılık verecek. Ki ayetler bunu ifade ediyor, başka ayetler. Bazı zamanlarda bu efendim 70'e, 700'e, 7000'e, belki binlerce, bizim bilemediğimiz kadar büyük sevaplara çıkıyor. Çok büyük sayılardaki sevaplara çıkıyor. Bunu Cenab-ı Hak takdir edecek. Ama bir gerçek ki Yüce Rabbimizin kafirleri cehennemine koyması onun adaleti, müminleri cennetine koyması onun fazlıyla olacaktır. İhsanıyla, ikramıyla olacaktır. Yoksa Cenab-ı Hak da her bir müminin yapmış olduğu iyiliğe bir sevap takdir etmiş olsaydı herhalde birçok insan da cennete giremezdi sevgili kardeşlerim. Allah'ın fazla olmasaydı cennete giremezdi. Zaten insanların dünyada yapmış oldukları ibadetlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın geçmişte vermiş olduğu nimetlere bir şükür görevini ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın ileride vereceği cennet gibi büyük bir mükafatı insan nasıl elde edecek? Onu elde edemez. Ancak Cenab-ı Hak ona ihsan eder. Fazlıyla işte fazla bir şekilde ikram ve ihsan eder. Bu da onu bize anlatıyor sevgili kardeşlerim. Hafız ve refi kelimeleri Araplar arasında mekanlar için kullanılan bir kelimedir aslında. İlk kullanışı odur. Bu kelimenin anlamını Kur'an-ı Kerim genişletmiştir. Hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda Kur'an-ı Kerim bu kelimeyi kullanıyor. Zaten tefsircilerimiz bütün bu manaların hepsini bizden birden bize ifade ediyorlar sevgili kardeşlerim. O zaman bu ayetlerin bize vermiş olduğu mesajı birkaç cümleyle özetleyecek olursak değerli kardeşlerim, madem ki kıyamet kopacaktır, madem ki bir anda kopacak ve artık onu yalanlayan insanlar kıyameti yalanlayamayacak sevgili kardeşlerim, kıyamet kopacak ve hesap verilecektir. Ve madem ki Allah yükseltici ve alçaltıcıdır,
iyi insanları yükseltecek, kötü insanları alçaltacak ve dağları paramparça ederek ovalar gibi dümdüz edecek ve kıyamet gününde o iyi insanlar, ibadet eden insanlar, mütevazi insanlar Allah tarafında yüksek mevkilere çıkarılacaklar. Ezilen insanlar, hor görülen insanlar yüksek mevkilere çıkarılacaklar. Kötü insanlar, kibirli insanlar alçaltılacaklar sevgili kardeşlerim. O halde biz bu ayetlerin bize sunmuş olduğu ders çerçevesinde mütevazi bir insan olmaya, iyilik yapan bir insan olmaya, kötülüklerden uzaklaşmaya, Cenab-ı Hakk'a hakkıyla kulluk yapan, ona şirk koşmayan, nifak içerisinde olmayan, ibadetlerimizi şekle yapan ve insanlar haksızlık yapıp zulmetmeyen bir insan olmaya gayret göstermeliyiz ki kıyamet gününde de bizim efendim mevkiimiz Allah katında yüksek olsun değerli kardeşlerim. Alçak olmasın. Varsın bu dünyada mevkiimiz düşük olsun. Bunun hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Cenab-ı Hak bizleri o ebedi aleminde, cennetlerinde fazlıyla, keremiyle, büyük nimetlerine mazhar eylesin ve bizi kıyametin dehşetini görmekten, cehennemin o alevlerinden muhafaza buyursun sevgili kardeşlerim. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme bihakkil Kur'ani ve bihakkim men unzil aleyhil Kur'an nevvir kulubena binuril Kur'an ve ceal'il Kur'ane şifaen lana min kulli da'in ve munisen lana fi hayatina ve ba'de mematina ve ceal'hu lana fid dunya karina ve fil kabri munisa ve fil kıyameti şefi'a ve ala sirati nura ve minen nari sitran ve hicaba وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلي وسلم على من أزلت عليه القرآن وأرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين.